Merhaba arkadaşlar, Karageçit kanalına hoş geldiniz. Paylaştığımız hikayelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz. Görüşlerinizi yorumlarda belirtmeniz bizleri daha iyi yerlere taşıması açısından önemlidir. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi dinlemeler. Almanya'da geçen uzun yıllar boyunca köyüm tıpkı çocukluk hatıraları gibi zihnimde silikleşmeye başlamıştı. Fakat babamla annemin akşamları dalıp gitmeleri, Almanya'nın soğuk, gri sokaklarına tezat oluşturan o uzak toprakların köyümüzün sıcaklığını anlatmaları zihnime nakşedilmişti. Babam sık sık bize kalan mirasın elimizden nasıl kayıp gittiğinden bahsederdi. Amcamların babamı oyuna getirerek dedemden kalan arazileri sahiplenmişlerdi. Yıllar önce sahip çıkamadığımız bu topraklar bizden koparılan Hatta çalınan bir geçmiş gibiydi. Ben çocukken göç etmiştik Almanya'ya. Elimizde babamın biriktirdiği birkaç eşya ve büyük umutlarla. Aradan geçen yıllar boyu ailemiz Almanya'da çalışıp para biriktirdi. Babam hep bir gün yeniden köyümüze dönüp elimizden alınanları geri almayı hayal ederdi. Ve işte o gün gelmişti. 10 yıl sonra amcam babamı köye çağırıyordu. Belki de pişman olmuş vicdanına yedirememişti yaptıklarını. Ailece büyük bir heyecan içindeydik. Gözümde köyümün bozkırları, eski evimiz, o dar sokaklar canlanırken içimde garip bir heyecan vardı. Köye dönecek, geçmişte kaybettiğimiz her şeyi tekrar kazanacaktık. Uçağımız Türkiye'ye indiğinde babamın gözlerinde bir parıltı vardı. Köyümüze gitmek için bir araç kiraladık ve yola koyulduk. Yol boyunca anılar ve düşünceler zihnimin içinde dönüp durdu. Ancak köye vardığımızda hissiyatımın değiştiğini fark ettim. Köyün havası eskisi gibi değildi. Sokaklar hala bildiğim gibiydi ama bir şey sanki havaya sinmiş bir ürperti vardı. Köyün girişinde babamın yıllar sonra görebildiği arazimizin önünde durduk. Etrafa bakındık. Babamın aklından neler geçiyordu. Amcamla ne konuşmuşlardı bilmiyorum ama onu çok düşünceli görüyordum. İçinde hiçbir zaman kin öfke taşımadı babam. Hakkın elbet bir gün galip geleceğini söyler dururdu. Buralara kadar gelmemizde mutlaka bir haklı tarafı vardı. Tekrar araca binip amcamlara gittik. Evlerine vardığımızda amcamlar bize sıcak ama mesafeli bir şekilde yaklaştılar. Özellikle amcamın eşi Nuriye. Yıllar önce bize karşı nasıl kim besliyorsa şimdi de bakışlarıyla bunu belli ediyordu. Bize hoş geldiniz demek yerine yüzünde sabit bir ifadeyle bizleri süzdü. Bakışları içime işledi. Sanki ruhumda bir gedik açıyordu. Amcam ve babam ayrı bir odaya geçip konuştular. Biz de annemle yengemin soğuk bakışları altında salonda bekledik. Ne bir içecek, ne de bir "yoldan geldiniz, açsınızdır" muhabbeti oldu. Annem de zaten bir şey verirse sakın yemeyin, içmeyin diye babamla beni tembihlemişti. Onun neden böyle dediğini sonradan anlayacaktım. O gece halamların bizim için temizleyip döşediği köydeki ata evimize yerleştik. Eve girer girmez başıma müthiş bir ağrı saplandı. Önce yol yorgunluğudur dinlenince geçer dedim ama geçmek bilmedi. Uymak ne mümkün. Nuriye'nin bakışlarını her düşündüğümde içimde bir korku yükseliyordu. Gece boyunca rüyalarımda huzursuz sahnelerle boğuştum. Köyün içinde karanlık bir tünelde koşuyor sürekli bir şeyden kaçıyordum. Uykumun arasında boğuk fısıltılar duydum. Göremediğim varlıklar bana sesleniyormuş gibiydi. Uyandığımda vücudumun her yerinde soğuk bir ter vardı. İşte böyle başladı korku dolu günlerim. Köydeki ilk gecemin ardından üzerimde bir ağırlıkla uyandım. Gözlerimi açar açmaz odanın köşesinde bir gölge görmüş gibi hissettim. Ama gözümü kırptığım anda kayboldu. O an kendime biraz dinlenmeliyim dedim. Ancak içimde ne kadar derin bir uyku çeksem de asla dinlenemeyecekmişim gibi bir his vardı. Rüyalarımda peşimi bırakmayan o karanlık görüntülerin ardında sanki bana ulaşmaya çalışan bilinmeyen bir el vardı. Günler geçtikçe köydeki insanlar arasında dolaştığımda üzerimdeki bakışları hissetmeye başladım. Özellikle amcamın eşi Nuriye ile karşılaştığım her anda içimde tarif edilmez bir ürperti oluşuyordu. Nuriye'nin bakışları ağırdı sanki benden intikam almak istermiş gibi kin dolu gözlerle bakıyordu. O bakışlar içimde bir yara açıyor. O bakışlar içimde bir yara açıyor. Ruhumu karanlık bir uçuruma çekiyordu. Anlayamadığım bir şekilde beni huzursuz ediyordu. Nefesim daralıyor. Kalbim hızlanıyordu. Bir akşam babamla birlikte amcamların bize geri vermeyi kabul ettiği dededen kalma tarlayı kontrol etmeye gitmiştik. Babam Orada ileride yapacağı işlerin hayallerini kurarken benim gözlerim araziyi tarıyordu. Bir şey dikkatimi çekti. Toprağın üzerinde ayak izleri gibi belirsiz çizgiler vardı. Çizgiler düzensiz bir şekilde daireler oluşturuyordu ve sanki bir ritüelin izleri gibiydi. Babama bu izleri gösterdiğimde hafifçe gülümsedi ve bunu köydeki hayvanlardan biri yapmıştır diyerek geçiştirdi. Ama içimdeki ses bunun sıradan bir şey olmadığını söylüyordu. Gece yarısı uykumdan bir sesle uyandım. Bulanma hafifçe fısıldayan bir ses. Sanki adımı çağırıyordu. Nefes alıp vermem hızlandı. Odada yalnız olup olmadığımı kontrol ettim ama gölgelerin arasında sanki biri vardı. Bana yaklaşıyormuş gibi hissediyordum. Hemen ışığı açtım ama odada kimse yoktu. O an bir şey dikkatimi çekti. Kapının eşiğinde beyaz bir tüy vardı. İçim ürperdi bu tuhaf nesneye dokunmamaya çalışarak yatağıma geri döndüm. Bir süre daha uyumadan bekledim. Sonra uyumuşum. Üşüdüğümü hissedip gözlerimi açtığımda karanlığın tam ortasında buldum kendimi. Bir tarlanın kenarında soğuktan titrer halde açmıştım gözlerimi. Ay ışığının sönük parlaklığıyla gözlerim alışınca anladım ki bizim tarladayım. Ve o akşam gördüğüm garip sembollerin ortasındayım. Korkudan ne yapacağımı şaşırmıştım. Etrafıma bakarken ileride bir tepede bir süliyet fark ettim. Rüzgardan savrulan eşarbıyla ve eteğiyle Nuriye yenge bana bakıyordu. Korkudan titremeye başladım. Az sonra gözden kayboldu ama ben hala korkuyordum. Her an karşıma çıkacak ve bana bir kötülük yapacak diye sürekli etrafıma bakıyordum. Ve en sonunda o sembollerin tam ortasında yerden fışkırırcasına bir şey çıktı. Şekilsiz, Saydan bir varlık. Bana öyle bir çarptı ki neye uğradığımı şaşırdım. Feryat figan yatağımda uyandım. Ama sesimi kimse duymamıştı. Kimse gelmedi yanıma. Kendime gelip sakinleşene kadar yerimden kalkamadım. Kalktığımda bunun bir kabus olduğunu ve sakin kalmam gerektiğini düşünüyordum. Ama ta ki ayaklarımdaki toprağı görene kadar. Beynime dank etmişti bu görüntü. Ben gerçekten o tarlaya götürülmüştüm. Ancak asıl korkutucu olan sabah oldu. Uyandığımda el bileğimde garip bir iz fark ettim. Çizikler vardı. Sanki ince, tırnak gibi bir şey derimi hafifçe sıyırmıştı. Olayları babama anlatmak istedim ama bana köyde kaldığımız için alışman zor. O yüzden böyle hisler yaşıyorsun dedi. Bu yaşadıklarım yalnızca bir alışma sürecinden ibaret değildi. Nuriye'nin bakışları, gece gördüğüm gerçekçi kabus ve garip izler. Tüm bunlar neydi anlayamıyordum. İçimde yavaş yavaş bir korku filizleniyordu. Bu köyde bir şeyler üstüme üstüme geliyordu. Köydeki üçüncü günümde üzerimdeki huzursuzluk giderek artmıştı. Artık geceleri uyumak neredeyse imkansız hale gelmişti. Ne zaman gözlerimi kapatsam rüyalarımda aynı figür beliriyordu. Siyah, yoğun bir gölge. Üstüme doğru eğilip gözlerimin içine bakan ve beni ürküten o varlık sanki nefesini yüzümde hissediyordum. Boğazımda beliren ağırlık giderek artıyordu. Uyandığımda ise kalbim deli gibi atıyordu. Her gece bu kabuslardan uyanırken gözlerimde yaşlarla dolu bir korku vardı. Bir akşam yine uyuyamıyordum. Çaresizlik içinde odanın içinde dolaşıp dururken dışarıdan gelen bir sesle irkildim. Pencereye yaklaşıp dışarı baktığımda Bahçenin kenarında gece karanlığında bile seçilebilen bir figür gördüm. O an gözlerim dondu. Bu figür Nuriye'ye aitti. Ellerinde bir şey tutuyordu ve bahçede ağır hareketlerle bir şeyler yapıyordu. Siyah bir örtüye bürünmüş haldeydi. Titreyerek izlemeye devam ettim. O sırada Nuriye yere eğildi ve elindeki beyaz toz gibi bir şeyi toprağa serpti. Ardından ayaklarının etrafında küçük bir çember çizdi. Dudak dize kıpır diyor. anlamadığım kelimeler mırıldanıyordu. İçimden bir ses onun bana büyü yaptığını fısıldıyordu. Donup kalmıştım. Bedenim tepki vermiyordu. Sanki o karanlık fısıltılar zihnime işliyor, ruhumu soğuk bir el tutup sıkıyordu. Sonunda Nuriye gözlerini bana dikti. Sanki pencerenin ardında beni görüyordu. Göz göze geldiğimiz o an kanım dondu. Bana bakarken yüzünde bir tebessüm vardı. Ama o tebessüm bir tehdit gibiydi. Derin bir korku içinde pencerenin kenarından çekilip yatağıma koştum. Kalbim deli gibi atıyordu. Nefes almakta zorlanıyordum. Sabaha kadar yatağımda sessizce bekledim. Uyursam başıma o geceki gibi bir şey geleceğinden ve bu sefer daha beteri olacağından korkuyordum. Gözlerim sürekli düşüp uyuyacak gibi oluyordum ama buna direndim. Sabah olduğunda bedenim yorgun düşmüştü. Yüzümde beliren mor halkalar, ruhumda açılan yaraların izleriydi sanki. Babama Nuriye'yi bahçede gördüğümü anlatmak istedim ama korktum. Nuriye'nin o bakışlarının yeniden üzerime çevrileceğinden çekindim. Köyde dolaşırken yavaş yavaş insanların benimle konuşmaktan kaçındığını fark etmeye başladım. Özellikle köyün yaşlı kadınları beni gördüklerinde başlarını çeviriyor ya da yollarını değiştiriyorlardı. Amcamın evine yakın bir yerde eski bir akraba olan teyzemin yanına gittim. Gözlerinde bir korku parıltısı vardı. Konuşmak istemediğini belli eden bir tavırla başını eğdi. Tam ayrılacakken "Nuriye'ye dikkat et oğlum. O kolay kolay kimseye zarar vermez ama sana bakışı garip." dedi ve ardından elleriyle dua eder gibi bir hareket yaptı. Köydeki herkes bir şeyler biliyordu ama kimse açıkça söylemeye cesaret edemiyordu. Nuriye'nin üzerimdeki etkisini hissettiklerini ama bunu dillendiremediklerini fark ettim. Bir lanetin içindeydim ve bu karanlık çemberden nasıl çıkacağımı bilmiyordum. Gece tekrar yatağıma yattığımda içimde bir huzursuzluk vardı. Bu kez ne rüyalarımda ne de düşüncelerimde huzur bulabiliyordum. Sanki içimdeki her şey, her huzurlu an yavaşça sökülüp alınıyordu. Göğsümde bir ağırlık hissettim Nefesim kesiliyordu. Artık içimde sessiz bir fırtına kopuyordu ve kaçacak hiçbir yer yoktu. Nuriye'nin yaptığı büyü beni ele geçirmişti ve ben bu karanlık döngüden çıkamayacağımı hissediyordum. Korku her geçen gün biraz daha ruhumu ele geçirirken artık geceleri neredeyse hiç uyuyamıyordum. Nuriye'nin yaptığı büyünün her geçen gün üzerimdeki etkisi artıyor gibiydi. Çevremde beliren gölgeler, rüyalarımda gördüğüm o karanlık figürler artık yalnızca uykularımı değil gündüzlerimi de ele geçirmeye başlamıştı. Sanki hayal ve gerçek birbirine karışmıştı. Her şey bulanık, her şey karanlıktı. O gece uyuyabilmek için gözlerimi kapadım ama zihnim bana ihanet edercesine yine aynı kabusu getirdi. Rüyamda köyün karanlık sokaklarında ilerliyor. Üzerime sinen soğuk bir nefesin her adımda beni takip ettiğini hissediyordum. Arkama dönüp bakmaya cesaret edemiyordum. Bir şey vardı. Beni izliyor, adımlarımı takip ediyordu. O an bir kapı gördüm. Eskimiş, karanlık bir kapı. İçeri girdim. Ama kapıyı ardımda kapattığımda kendimi köyün mezarlığında buldum. Etrafıma bakındım. Mezar taşları arasındaki ince sis gecenin sessizliğini daha da korkunç hale getiriyordu. Derin bir nefes almaya çalıştım ama ciğerlerime dolan hava ağır ve boğucuydu. Mezarlığın karanlık köşelerinde hareket eden gölgeler vardı. Onlar bana bakıyordu. O sırada karşımdaki mezarın önünden Nuriye'yi gördüm. Elinde yine o beyaz toz vardı. Başını kaldırdı. Bana gülümseyerek bakarken dudaklarından dökülen kelimeleri duyabiliyordum. Senin ruhunu almak için buradayım Burak. O an bedenim irkildi. Nefesim kesildi ve yataktan bir çığlık atarak uyandım. Gözlerim açırken bile rüyadaki mezarlık görüntüsü gözlerimin önündeydi. Bu sadece bir kabus değildi. Hissediyordum. Sanki gerçek bir şeyler yaşanıyordu. Nefes almaya çalışırken odamın içinde soğuk bir rüzgarın dolaştığını hissettim. Pencere kapalıydı. Ama soğuk, yoğun bir sis gibi içeriye dolmuştu. Etrafıma bakındım ve odanın köşesinde siyah bir gölge gördüm. O gölge yavaşça yavaş bana doğru süzülüyordu. Şekilsiz, ama korkutucu bir varlıktı. Bu sefer rüya görmediğimi biliyordum. Bu karanlık varlık uyanıkken bile beni takip ediyordu. Gözlerim dondu. Hareket edemiyordum. O anda gölgeler fısıldamaya başladı. Anlamadığım kelimeler, bilinmeyen bir dille söylenmiş cümleler, zihnimi parçalardasına kulağıma doluyordu. Tüylerim diken diken olmuştu. Nefes almakta zorlanıyordum. Gölge bana iyice yaklaşmıştı ki zihnimde Nuriye'nin yüzü belirdi. O anı hiçbir mantıkla açıklayamazdım. Sanki gözlerimin önünde bambaşka bir dünyanın kapıları açılıyordu. Kendimi yatağımda hareketsiz bulduğumda kalbim göğsümden çıkacak gibi atıyordu. Ancak bu sefer başka bir şey fark ettim. Yastığımın altında bir şey vardı. Elimi yavaşça uzatıp çektim. Eski, sararmış bir kağıt parçasıydı. Kağıtta siyah mürekkeple yazılmış, okunaksız, yabancı dilde bir şeyler vardı ve üzerinde beyaz bir toz yapışmıştı. O anda zihnimde bir şimşek çaktı. Bu, Nuriye'nin büyü için kullandığı o beyaz tozdu. Nefesim kesildi. Bu kağıt parçası üzerime yapılan büyünün kanıtıydı ve büyünün yavaş yavaş beni esir aldığının işaretiydi. Kağıdı elimde tutarken parmaklarım titremeye başladı. Kağıt parçasını derhal yere bıraktım. Korkudan donmuş gibiydim bu lanetin ne kadar ileri gideceğini kestiremiyordum. Artık buradan kaçmam gerektiğini biliyordum ama nasıl? Bir yandan ailemi hissettirmemeye çalışıyordum. Bir yandan da bu karanlık çemberden çıkış yolu arıyordum. Bu köy büyünün karanlık yüzüyle kuşatılmıştı. Ve ben bu karanlığın içinde kaybolmak üzereydim. Ertesi sabah uyandığımda hala önceki gecenin izleri üzerimdeydi. Yastığımın altındaki o sararmış kağıt parçası o yabancı dildeki semboller bir şeyler yapmalıydım ama nereden başlayacağımı bilemiyordum. Bu lanetin karanlığına her gün biraz daha gömülüyordum. Kafamda tek bir soru vardı. Bu büyüden nasıl kurtulacaktım? Kahvaltı masasında yüzüme bakan annem kaşlarını çatarak "Oğlum sen iyi misin? Gözlerin kan çanağına dönmüş." dedi. Kaşları çatık, endişe dolu bir ifadeyle beni izliyordu. Ona her şeyin yolunda olduğunu söyledim ama bu sıradan bir yalandan öteye geçemedi. Gözlerimin altında koyu mor halkalar belirmişti. Yorgunluk, kabuslar ve üzerimde hissettiğim o ağırlık her gün biraz daha artıyordu. Öğleden sonra köyde yaşlı bir kadın olan Hatice teyzenin yanına gitmeye karar verdim. Hatice teyzenin eski yöntemleri bildiğini, hatta büyülerden anlayan biri olduğunu söylerlerdi. Yol boyunca kalbim deli gibi atıyordu. Onun kapısına vardığımda ne diyeceğimi bilemiyordum. Kapıyı açtığında yüzünde merak ve biraz da endişe vardı. ''Nedir seni buraya getiren Burak oğlum?'' dedi. Sözler ağzımdan dökülürken sesim titriyordu. Nuriye'nin yaptığı büyüden bahsettim. Geceleri gördüğüm kabusları, penceremin ardında gördüğüm karartıları anlattım. Hatice teyze dikkatle dinledi. Arada başını sallayarak beni onayladı. ''Evladım, dedi yavaşça. Gözlerindeki ciddiyetle yüzüme bakarak "Bu öyle sıradan bir büyü değil. Nuriye'nin yaptığı şey ağır bir lanet. Senden alınmak istenen sadece huzurun değil. Ruhunun karanlık bir gölgeyle kaplanmasını istiyor." Sözleri tüylerimi diken diken etmişti. Titreyerek "Peki kurtulmanın bir yolu yok mu?" dedim. Hatice teyze derin bir nefes aldı. Gözleri ufka dalmış gibi görünüyor. Sanki geçmişte yaşadığı acı hatıralar yüzüne yansıyordu. Bu tür büyüler kolay kolay bozulmaz. Ancak bir koruyucu bulmamız gerekiyor. Senin enerjini geri kazandıracak bir ritüel yapmalıyız. Lakin diye ekledi. Bu ritüelin bazı bedelleri vardır. Cesaretin varsa gece mezarlığa gitmemiz gerek. Mezarlık fikriyle içimde buz gibi bir soğukluk hissettim ama başka çarem de yoktu ya lanetin beni yavaş yavaş ele geçirmesine izin verecektim ya da Hatice teyzenin dediği rütiyeli yapacaktım. Gece yarısı cesaretimi toplayıp buluşma yerine köyün kenarındaki mezarlığa gittim. Hatice teyze elinde büyük bir torba ile beni bekliyordu. Yanımıza bir tas su, biraz tuz ve bir de eski kilimden yapılma bir örgü getirmişti. Hatice teyze mezarlığın en uzak köşesine doğru ilerledi yürürken elindeki suyu azar azar yere serpiştiriyor ve alçak sesle bir şeyler mırıldanıyordu. Bir süre sonra bir mezar taşının önünde durduk. Bu taşın köydeki eski bir hocaya ait olduğunu söyledi. Rütiyel'in koruyucu ruhunu çağırmak, bu ruhun lanetin enerjisini emecek güçte olduğunu belirtti. Gözümün önüne Nuriye'nin bahçedeki o karanlık rütüeli geldi. İçimden dua ederken bu sefer her şeyin lehimize olmasını umuyordum. Hatice teyze ritüele başladı. Dualar okuyor, yere koyduğu tuza ve suya ellerini sürerek toprağa doğru savuruyordu. Bir süre sonra mezar taşının önünden bir titreme hissettim. Sanki yer altından bir enerji yükseliyor, varlığını hissettiriyordu. Hatice teyze gözlerini kapamış bu enerjiyi yönlendiriyordu. Bir anda hava ağırlaştı. Nefes almam zorlaştı. Rüzgar fısıldar gibi etrafımızda dönüyor. Karanlık bir uğultu kulaklarımda yankılanıyordu. "Burak, gözlerini kapat ve ruhunu serbest bırak." dedi Hatice teyze. Gözlerimi kapattım ama içimde derin bir korku vardı. Bir süre sonra kendimi o karanlık gölgelerin arasında hissettim. Ama bu kez onları izleyen, onları kendi ruhumla savuşturan bir güç buldum içimde. Yavaş yavaş üzerimdeki ağırlığın kalktığını hissettim. Nefesim hafiflemeye başlamıştı. Ritüel bittiğinde Hatice teyze yorgun bir şekilde bana baktı. Lanet tam olarak kalkmadı evladım. Ama etkisini kırdık. Artık Nuriye'nin büyüsü seni bu kadar kolay etkilemeyecek. Ancak dikkatli olmalısın. Hala kötülüğünü sürdürecektir dedi. İçimde bir rahatlama vardı ama bu savaşın tam olarak bitmediğini biliyordum. Evime döndüğümde kendimi biraz daha güçlü, biraz daha güvende hissettim. Ancak o geceden sonra köyde yalnız kalmamam gerektiğini biliyordum. Artık büyüye karşı bir koruyucum vardı. Ama bu savaşın sona ermesi için Nuriye'nin büyüsünü tamamen kırmanın bir yolunu bulmam gerekti. O geceyi atlattıktan sonra içimdeki korku hafiflemeye başlamıştı. Ama aklımda hala cevaplanmamış bir sürü soru vardı. Nuriye'nin neden bu kadar güçlü bir büyüye başvurduğunu anlamak istiyordum. Bu kadar nefretinin sebebi sadece araziler miydi? yoksa ailemle ilgili başka bir hesabı mı vardı? Olan bitenin köküne inmek için köyde daha fazla araştırma yapmaya karar verdim. Ertesi gün kahvaltıdan sonra köyde eski dostlarımdan birini Osman amcayı bulmaya gittim. Dedemle yaşıttı ve eskiden beri Nuriye'nin ailesini tanırdı. Onun evine vardığımda bahçesinde eski bir minderde oturmuş önündeki çaydanlığı izlerken buldum onu. Beni görünce gözleri parladı ama yüzündeki gülümseme çabucak yerini ciddiyete bıraktı. ''Burak, oğlum, iyi görünmüyorsun. Ne bu hal?'' diye sordu. İçimden gelen her şeyi, tüm yaşadıklarımı Osman amcaya anlattım. Korkularımı, kabuslarımı, Hatice teyzenin mezarlıkta yaptığımız ritüelini. Sözlerim biterken Osman amcanın yüzü gölgelenmişti. Bir süre sessiz kaldıktan sonra ağır bir nefes alarak konuşmaya başladı. ''Evlat.'' Nuriye'nin ailesi yıllardır büyüyle uğraşır. Babası köyün en eski büyücülerinden biriydi. Eskiden buralarda insanlar ona gidip dertlerine çare arardı. Ama zamanla Nuriye bu işlerin iyiliğinden çok kötülüğüne merak saldı. İçindeki hırs onu karanlık bir yola soktu dedi. Bu hikayeyi duymak Nuriye'nin bu kadar güçlü bir büyüye başvurmasının ardındaki sebebi anlamama yardımcı olmuştu. Ancak Osman amcanın daha anlatacakları vardı. Sesini biraz alçaltarak ''Senin dedenle baban da bu işlere uzak değildi. Sen küçükken amcanın babanı oyuna getirmesinin arkasında da aslında bu büyüler var.'' diyerek ekledi. O an mideme bir yumru oturdu. Babamın amcam tarafından nasıl haksızlığa uğradığını hep duymuştum ama bunun büyülerle desteklenmiş bir oyun olduğunu hiç düşünmemiştim.'' Osman amca, Nuriye ailenin kaybettiklerini geri almak için köyde görünmenizi istemedi. Sen buraya döndüğünde onu korkuttun. Çünkü bu köyde bir denge var ve senin dönüşün bu dengeyi bozdu dedi. Bunu duymak aklımdaki tüm parçaları birleştirmeme yetmişti. Nuriye'nin büyüsünün amacı beni köyden uzaklaştırmak ve ailemin haklarını geri alma isteğini sonsuza dek yok etmekti. Ancak artık buna izin veremezdim. Bu laneti tamamen sona erdirmenin bir yolunu bulmam gerekiyordu. O gece Hatice teyzeye tekrar gitmeye karar verdim. Ona Osman amcanın anlattıklarını söyledim. Yüzü karardı. Gözleri derin bir düşünceye daldı. O halde yapmamız gereken son bir şey var Burak. Ancak bu senin için çok zorlayıcı olacak. Nuriye'nin yaptığı büyüyü tamamen bozmak için doğrudan onunla yüzleşmen ve onun korkularını açığa çıkarman gerekiyor dedi. Hatice teyzenin bahsettiği şey korkunçtu ama başka çarem yoktu. Nuriye'ye meydan okuyarak beni korkutamayacağını, ona karşı güçsüz olmadığımı göstermeliydim. Ertesi gün öyle vakti Nuriye'nin evine doğru yola çıktım. Bu yolda her adımda kalbim hala hızla atıyordu. Cesaretim sınanıyordu. Nuriye'nin evine vardığımda derin bir nefes aldım ve kapısını çaldım. Kapıyı açtığında yüzünde sinsice bir gülümseme vardı. Buraya kadar geldin demek dedi. Ona meydan okurcasına gözlerinin içine baktım. Senin yaptığın hiçbir şey beni buradan kaçıramayacak. Ailemin yaşadığı acıları gördüm ama artık bu lanet burada bitecek dedim. O an gözleri öfkeyle parladı. Ama dudaklarındaki simsi gülümseme silinmedi. Sen, Burak, bu işin nereye varacağını bilmiyorsun dedi. Ancak ben artık korkularımla yüzleşmeye hazırdım. Hatice teyzenin öğrettiği tüm duaları içimden geçirdim. Göğsümde bir cesaret hissettim. Nuriye bir adım geri çekildi. Elleri titriyor, yüzündeki o karanlık maske yavaşça dağılıyordu. Beni gerip püskürtemeyeceğini anlayan Nuriye, korku dolu bakışlarla evin içine doğru çekildi. Ona bu lanetin artık sona ereceğini söyledim ve arkama dönüp evden ayrıldım. Sanki üzerimden büyük bir yük kalkmıştı. Nuriye'nin büyüsü beni korkutamayacağını anladığında yavaş yavaş etkisini yitiriyordu. Bunu başarmıştım. Artık ailemin geçmişindeki bu karanlık lanetin sona ereceğini biliyordum. Köy nihayet eski huzuruna kavuşacaktı. Nuriye'nin evine gidip ona meydan okuduktan sonra içimde hafif bir huzur hissetmiştim ama bir yandan da endişeliydim. Kötülükten bu kadar kolay sıyrılmak mümkün olabilir miydi? Osman amcanın Nuriye yılların büyücüsüdür. Onun içindeki kin basit bir meydan okumayla sona ermez. Sözleri aklıma dank ediyordu. O gece tekrar uykuya daldığımda huzursuzluk geri dönmüştü. Gözümü kapatır kapatmaz karanlık bir boşlukta yürüyordum. Her adımda daha da derinlere çekiliyordum. Karanlıkta bir figür belirdi. Nuriye yüzü öfke doluydu. Ama bu sefer bana doğrudan bakmıyordu. Gözleri derinlere bakıyormuş gibi sanki başka bir varlığı çağırıyordu. Elindeki bir avuç toprağı göğe doğru savurdu ve mırıldandığı duaları tüylerimi ürperten garip seslerle yankılandı. Nefesim kesildi. Ona doğru bir adım atmak istedim ama bedenim sanki yere çevilenmişti. Bir anda kulakları sağır eden bir fısıltı duyuldu. Nuriye bana dönerek bu topraklarda senden bir parça kaldı. Bu topraklarda senden bir parça kaldıkça ben de var olacağım Burak.'' diye haykırdı. Uyandığımda nefes nefese kalmıştım. Bu kabus artık sıradan bir korku değildi. Sanki Nuriye son bir büyüyle beni köyden tamamen silmek istiyordu. Sabah olur olmaz Hatice teyzeye gittim ve ona rüyamı anlattım. Yüzü iyice ciddileşti. Büyük ihtimalle son bir ayin hazırlıyor. Burak, seni tamamen köyden uzaklaştırmak, aile geçmişini ve geleceğini burada sonsuz edek karanlıkta bırakmak istiyor dedi. Ama buna karşı koyabiliriz. Bu sefer son derece hazırlıklı olmalısın. Hatice teyze bana köyün dışındaki eski bir zeytin ağacının dibine gitmeme, buraya da dedemin mezarından getirdiğimiz toprağı bir çember halinde dizmemi istedi. Bu çemberin içine yerleştirilecek birkaç kutsal eşya ile Nuriye'nin büyüsünü etkisiz hale getirmek mümkündü. Hatice teyzenin verdiği her şeyi alıp mezarlığa doğru yola çıktım. Oraya vardığımda içimde bir ürperti vardı. Zeytin ağacının altında dedemin gömüldüğü yerden aldığım toprağı dizdim ve ritüeli başlattım. Duaları okudukça çevremde soğuk bir esinti dolaşmaya başladı. Yere bakıyordum ama birden gözümün önüne bir gölge düştü. Başımı kaldırdığımda Nuriye karşımdaydı. Yüzü solgundu ve gözleri karanlık bir nefrete bürünmüştü. Burak senin burada olmaman gerekiyordu dedi yavaşça. Ellerimi dua etmek için birleştirip Nuriye'ye meydan okudum. Burası benim ailemin de toprağı. Bu köyün kökünde bizim de izlerimiz var. Artık bana zarar veremeyeceksin Nuriye dedim. O anda çevremdeki çemberin içine girmeye çalıştı. Ama görünmeyen bir engelle geri püskürtüldü. Çemberin etrafında dolanırken sanki kendi güçlerinden korkar bir hali vardı. Dua etmeye devam ederken Nuriye'nin yüzü çözülmeye, sesi çatallanmaya başladı. Çevresinde garip bir duman belirdi. Adeta o karanlık, nefret dolu enerjisi toprak tarafından emiliyordu. Çemberin etrafında dolaşırken bedeni daha da saydamlaştı ve sonunda bir hayalet gibi gözden kayboldu. Etrafta sadece mezarlığın sessizliği kaldı. Nuriye'nin büyüsünün bozulduğunu ve onun karanlık gücünün bu topraklardan çekildiğini hissedebiliyordum. İçimde derin bir huzur dalgası yayıldı. Hatice teyzenin yanına geri döndüm. Ona olan biteni anlattım. Bana sarıldı ve ''Bunu başardım Burak.'' Artık senin ve ailenin üzerinde bir lanet kalmadı dedi. Köye geri dönerken içimde bir hafiflik vardı. Nuriye'nin lanetinden kurtulmuş, ailemin geçmişiyle barışmıştım. Artık bu topraklarda huzur içinde yaşama hakkına sahiptim. Köyde bana musallat olan gölgeler nihayet kaybolmuştu. Köklerime dönmüş, bu karanlık hikayeyi ardımda bırakmıştım. Hikayemiz bu kadar arkadaşlar. Sizlerin de paylaşmamızı istediğiniz hikayeleriniz varsa yorumlar kısmından bize ulaşabilirsiniz. Teşekkürler.